Rusya'yı ilk kez ziyaret ediyorum. Yıllardır gelmek istediğim bir ülke. Çünkü kraliyetin ve kraliyet gücünün hikayelerini seviyorsanız buradan daha iyi bir yer bulamazsınız. Burası Kızıl Meydan. Çok büyük ve kapsamlı bir yer. Bu büyük ve ürkütücü görünüşlü kale Kremlin. Bu kesinlikle devasa bir alışveriş merkezi. Ve şurada da Aziz Vasil Katedrali var. Kızıl Meydan, Çin'e kadar uzanan bir ülkenin merkezi. Bu kadar büyük ve karmaşık bir yeri nasıl yönetirsiniz? Rusya'da bir aile 300 yıldan uzun bir süreyle bunu yapmayı başardı. Romanov Hanedanı. Bu Britanya'da olsaydı, Stuartlar 20. yüzyılda bile tahtta olurdu. Modern Avrupa tarihinin en güçlü kraliyet ailesi olan Romanovların ayak izlerini takip edeceğim. Sıra dışı karakterlerden oluşan bir aile. Birinci Petro, sıfırdan bir donanma kuran... Saldırıya hazırız. ...ve ülkeyi imparatorluğa dönüştüren ileri görüşlü bir lider. İkinci Katerina, parlak sarayların imparatoriçesi. Almanya'dan gelip dünyanın en güçlü kadını olan önemsiz bir prenses. Birinci Alexander, ülkesine en karanlık dönemde liderlik etmiş bir imparator. Napolyon'u yendi ve muzaffer Rus ordusunu Paris'e kadar götürdü. Ama bu muhteşem görüntünün ardında entrika, ihanet, skandallar ve hatta cinayetlerden oluşan hikayeler var. Ve modern Avrupa'nın en önünde yer alma çabalarına rağmen Romanovlar, yönettikleri milyonlarca kişiyi Orta Çağ esaretinde tutan bir sistemi çok geç olana kadar değiştirmeyi başaramadı. Hanedan acımasız bir sonla yüzleşene kadar. Dünyayı sarsan bir devrim tarafından öldürüldüler. Romanovların sonunu anlamak için bütün hikayelerini anlamamız gerek. Tebaası üzerinde görülmemiş kontrole sahip bir kraliyet ailesi. Ve kendinizi onların yerine koyup bu kadar mutlak bir kişisel güce sahipken ne yapabileceğinizi sorgulayabilirsiniz. Romanov Rusyası, Çarların İmparatorluğu, 1. Bölüm, Rusya'yı Yeniden Yaratmak. Soğuk Savaş döneminde büyüyen herkes için ürkütücü ve yenilmez Rusya imajından kurtulmak zordur. Kremlin'in demir yumruğu altındaki gerçek bir süper güç. Kızıl Meydan'da sergilenen askeri güç hepimizin zihinlerine işlemiştir. Ama Romanovların dönemi bir güç boşluğu içinde başladı. Ve bu programda 100 yıldan biraz uzun bir sürede bu hanedanın Rusya'nın geleceğini nasıl değiştirdiğini göreceğiz. 1613 yılında Rusya'nın bir lideri yoktu. Bir önceki kraliyet hanedanı Rurikler çöktüğünden beri ülkeye bir anarşi hakim olmuştu. Ülke o kadar zayıf düşmüştü ki Polonya ordusu harekete geçip Kremlin'i işgal etmişti. Polonyalılar nihayet kovulduğunda büyük ve güzel Rusya kavga etmeyi bırakıp bir lider etrafında toplanması gerektiğini fark etti. İstedikleri şey Romalıların Sezar, Almanların Kaiser ve Rusların da Çar dediği bir liderdi. Haftalarca liderin kim olması gerektiğini tartıştıktan sonra nihayet bir karara vardılar. Ama tek sorun kimsenin geleceğin Çar'ına bu işi isteyip istemediğini sormamasıydı. Güç
Güçlü bir delegasyon umdukları lideri bulup ona iyi haberi vermek için Moskova'dan ayrıldı. Bu delegasyonda Rusya'nın nüfuzlu kişileri yani Muskovya olarak bilinen soylular ve kilise liderleri de vardı. 320 kilometre kuzeye giderken hala tehlikeli ve genel olarak yasaların hüküm sürmediği tehlikeli taşra bölgesinden geçiyorlardı. Hedefleri ise burasıydı. Görkemli Volga Nehri'ne tepeden bakan İpatiyev Manastırı. Mevsim hala kıştı ve o zamanlar bir köprü de yoktu. Delegasyonun manastıra ulaşması için buzu geçmesi gerekiyordu. Burada delegasyonun görmek istediği kişi bekliyordu. Mikhail Romanov adında 16 yaşında bir genç. Fakat Romanovlar iyi bilinen bir soylu ailesi olsa da iktidar bu gencin en son istediği şeydi. Mikhail Romanov'a tahtı önerdiklerinde gözyaşlarını tutamadığı, bunu kabul etmeye layık olmadığını düşündüğü söylenir. Ve annesi de delegasyondakilere kızmıştı. Niyet, yani hayır, oğluma bu kadar tehlikeli bir sorumluluk öneremezsiniz demişti. Ama delegasyondakiler, bu ne bize ne de sizlere kalmış bir mesele. Bunu yapmanızı Tanrı istiyor diye cevap verdi. Birkaç saatlik tartışmadan sonra Mikhail ve annesi duruma razı gelip görevi kabul ettiler. Elbette Tanrı'nın isteği dışında Mikhail'in seçilmesinde başka şeyler de rol oynamıştı. Mikhail Romanov sağlam bir soylu ailesinden geliyordu. Ailenin bir önceki hanedanla uzun bağlantıları vardı. Babası Filaret, Korkunç Ivan'ın son eşinin yeğeniydi. Mikhail'in seçilmesi sırasında Filaret Polonyalıların esiriydi. Yani Rus toplumundaki farklı gruplar Mikhail'in pozisyonundan, sosyal statüsünden memnundu. Ve aynı zamanda onu yönlendirmenin kolay olacağını da düşündüler. Çünkü çok nüfuzlu biri olan babası onun yanında değildi. Yoğun bir koruma altındaki Mikhail, Moskova'daki taç giyme törenine gidiyordu. Burada Rusya'nın soyluları ve kilise liderlerinden oluşan önemli bir kalabalık önünde, Kremlin'deki Dormition Katedrali'nin son derece önemli olan ruhani onayını da aldı. Buraya Rusya'daki Westminster Abbey diyebiliriz. Bütün çarlar ve imparatorlar taç giymek için buraya geldi. Mikhail Romanov'a tacı, küreği ve asayı verdiklerinde henüz 17 yaşına bile basmamıştı ve muhtemelen Rus halkı derin bir nefes almış durumdaydı. Tacı giyen çar mutlak bir güç elde etmişti. Farklı soylu aileler ve kilise Mikhail'i etkileri altına almak istese de Rusya'nın içinden çıktığı türde bir kaosu önlemek için güçlü bir liderin çok önemli olduğu konusunda hemfikirdiler. Ve de haklı çıktılar. Mikhail ve sonra da oğlu Alexei'nin yönetiminde 50 yıldan uzun süren nispeten istikrar ve yeniden inşa ile geçen bir dönem yaşandı. Çarların hükümdarlıklarının tanrısal düzenin bir parçası olduğu fikri büyük güçlerini meşrulaştırmaya yardımcı oluyordu. Çarın kendisini temsil eden ve Alexis döneminden kalma bir ikonu görmek için Tretyakov Galerisi'ne geldim. Etkileyici bir Rus sanatçı olan Simon Ushakov'un yaptığı eserin ismi Muskovi Devleti Ağacı.
Philip, bu resim bana Jack ve fasulye sırığını hatırlatıyor. Çünkü katedralden çıkan devasa bir ağaç var. Kremlin Kalesi'nin tam ortasına ekilmiş bir ağaç. Evet, ve kökleri de ortak. Burada bir tane var. Hem kilise hem devlet gücü için ortak bir kök. Beraber büyüyor, beraber hareket ediyorlar. Bu Orta Çağ Rusyası için gerçekten çok merkezi bir fikir. Ve burada Moskova'nın ilk başpiskoposuyla Moskova'nın ilk başpiskoposu ve ilk hükümdarı. Ağacı beraber dikiyorlar. Ben daha çok bu kişiyle ilgileniyorum. Evet, o hükümdar Alexis. Rusya'daki adıyla Alexei. Bu onun eşi Çariçe. Evet, bu onun eşi Çariçe. Evet, ilk eşi ve iki çocuğu. 17. yüzyılda bu noktada güç gerçekte neredeydi? Sembolik olarak sivil ve kilise gücü yan yanaydı. Ama aslında tabii ki sivil güç çok daha büyüktü. Ama bu resme baktığımızda burada gösterilmediğini görüyoruz. Yani resimdeki en önemli figür gizliden gizliye bu kişi. Politik güç çara aitti. Ama resmin başka bir özelliği de çok şey anlatıyor. Bütün güzelliğine rağmen bu resim Batı standartlarına göre Rönesans öncesine ait gibi duruyor. 17. yüzyılın sonunda bile yabancı ziyaretçiler Rusya'yı neredeyse Orta Çağ'a ait görürken bu sadece sanat ve dindarlığıyla ilgili değildi. Moskova surlarının ardında geri kalmış ve seyrek nüfusa sahip çok büyük topraklar vardı. Rusya'nın arazisi Güney Bozkırlarından Kuzey Kutbu'na ve binlerce kilometre doğudaki Sibirya'ya kadar uzanıyordu. 17. yüzyılın sonunda Rusya, İngiltere ve Galler'in 100 katından büyük olsa da nüfusu bu iki yerin yarısından daha azdı. Ve bu devasa taşra toprakları çok büyük oranda gelişmemişti. Kiliseler ve askeri istihkamlar dışında Rusya'da neredeyse hiç taş bina yoktu. Köylülerin kulübeleri ve kıyafetleri yüzlerce yıldır çok az değişmişti. Kostroma'daki Ahşap Mimari Müzesi'nde bazı örnekler korunuyor. Sarafan adı verilen geleneksel bir kıyafet için modellik yapıyorum. Güneşli bir günde köy hayatı huzurlu görünse de yılın çoğunda durum tam tersiydi. Rusya'nın iklimi gerçekten çok sertti. Burada çamurun içinde ya da kışın karda zorlukla yürüdüğünüzü düşünün. Ama bu zorlu arazi koşullarına rağmen 19. yüzyılda bile Rusların çoğu geçimini topraktan sağlamak zorundaydı. Ayrıca sosyal bir gerçek olan sertlikle başa çıkmak zorundaydılar. Bu Batı Avrupa'da ortadan kalkan bir durum olsa da 17. yüzyıl Rusya'sında tam tersi büyüyordu. Ve birinin serfiyseniz alınıp satılabilecek bir mal haline gelmiş oluyordunuz. Tarım Rus ekonomisinin temel direğiydi. Ve serflik de toprak sahibi soylular için garanti ve esir bir iş gücü anlamına geliyordu. Köylüler daha iyi ücret ya da yaşam koşulları için başka bir yere gidemiyordu. Serflik 17. yüzyılda da sürdü ve çoğaldı. Çünkü hem soyluların hem de devletin işine gelen bir uygulamaydı. Soyluların, serflerinin hareketlerini kontrol etme ihtiyaçları olduğunu ortaya koymuştu. Ve bir yere kadar bu devletin de istediği bir şeydi. İnsanları bir yerde tutmak, vergi almak, kontrol etmek ve soyluların verdikleri hizmet karşılığında ödüllendirmek gibi. Yani serfler, Batı'nın aksine burada bir zenginlik demekti. Ama 17. yüzyılın sonuna doğru işler değişebilir gibi görünüyordu. Rusya'da yeni bir çağ vardı.
Ülkeyi modernleştirmek için büyük bir isteği olan Çar, Rusya'nın geleceğinin yüzünü batıya, Avrupa'ya dönmek olduğuna bağlı olduğunu düşünüyordu. Hey, işte burada birinci Petro ile tanışın ya da ona en yakın şeyle diyelim. Çünkü bu ölümünden hemen sonra yapılmış ona çok benzeyen bal mumu bir heykel. Ve yüzü için ölümden sonra alınan kalıp kullanılmış. Bunlar Petro'nun gerçek kıyafetleri. Saçı bile gerçek. Onun gerçeğe göre daha uzun gösterildiğini düşünebilirsiniz. Çünkü kolları gerçekten çok uzun. Ama hayır, 1.98 boyundaydı. Bence oldukça ürkütücü görünüyor. Ve gerçekte de son derece ürkütücüydü. Ama 1. Petro, Rusya'nın en ileri görüşlü ve çalışkan hükümdarıydı. Petro'nun acımasızlığı, travmatik çocukluğunun eseriydi. 1682'de 9 yaşındayken tahta çıktıktan sonra kısa ama kanlı bir isyanla karşı karşıya kaldı. Saraydaki bir grup, onun aynı babaya sahip kardeşi Ivan'ın gerçek çar olduğunu düşünüyordu. Ivan'ın öldürüldüğüne dair söylentiler yayılınca öfkeli bir grup, Kremlin'e girdi ve başlarında kraliyet muhafızları vardı. Petro'nun annesi, durumu sakinleştirmek için bu merdivenlerden saray balkonuna çıktı. Hem Petro'nun hem Ivan'ın elini tutarak, kalabalığa ikisinin de hayatta olduğunu ispatlıyordu. Bu küçük çocuklar yani Peter ve aynı babadan olma kardeşi için çok ürkütücü bir an olmalıydı. Ama isyancılar onların hala hayatta olduğunu görünce her şey sakinleşti. Bu işe yaramış gibi duruyordu. Ama sonra sarayda ikinci bir şiddet dalgası yaşandı. İsyancılar bu merdivenlerden çıktıkları zaman ailenin en yakın danışmanlarını ve önde gelen soyluları yakaladı. Sonra da onları parmaklıklardan aşağı attılar. Böylece aşağıda duran muhafızların mızrakları üzerine düştüler. Sonunda isyancılar anlaşmaya razı olsalar da önce Petro'nun amcalarından ikisini öldürdüler. Peter İntikam için beklemek zorundaydı. İsyanlardan sonra Petro Moskova'dan nefret etmeye başladı. Ve fırsatını bulduğu anda da buradan ayrıldı. Burası Plešejevo Gölü. Başkentin 145 kilometre kuzeyi. Ve bu sulardayken genç Petro kendisini gerçekten evinde hissediyordu. Petro pek de Ruslara özgü olmayan denizcilik merakını nereden edinmişti? Moskova yakınlarındaki kraliyet topraklarından birinde eski bir teknenin durduğunu görmüştü. Ama bunu nasıl kullanacağını öğrenmek için biraz hızlanabileceği bu büyük güzel göle gelmesi gerekiyordu. Ve bu sulardayken geleceğin Rusya'sına dair yeni bir vizyon Petro'nun kafasında şekillenmeye başladı. Petro göle gelmek için her fırsatı kullanıyordu. Ona tekne kullanmayı öğretmenin yanında nasıl tekne yapılacağını da göstermesi için yabancı uzmanları işe aldı. Bu 1. Petro'nun Plešejevo Gölü'nün kıyısında yaptırdığı küçük teknelerden oluşan filosunun geriye kalan son örneği. O ve arkadaşları suya açılarak sahte deniz savaşlarına girişip eğleniyorlardı. Küçük gemiler Petro'nun oyuncak donanması olarak bilinse de İsteği teknelerle oyalanmaktan çok daha ötesine uzanıyordu.
Petro, Rusya'nın daha büyük dünyada zenginliğe, güce ve nüfuza sahip olması için denizlerde güçlü olması gerektiğini anlamıştı. Ordusu olan bir hükümdarın bir, donanması olanınsa iki eli olduğuna dair bir özdeyiş vardır. Bu sözü ilk söyleyen kişinin Petro olup olmadığı bilinmiyor olsa da bu fikre inandığına hiç şüphe yok. İngiltere ve Hollanda gibi Avrupa güçleri deniz ticaretiyle büyük bir servet kazanıyordu. Ama boyutlarına rağmen Rusya karaya sıkışmıştı. Sadece kuzeyde bir tek uygun limanı vardı ve o da yılın yarısında donmuş haldeydi. Daha da önemlisi, Rusya'nın en tehditkar iki komşusu olan batıdaki İsveç'in ve güneyindeki Türkiye'nin güçlü donanmaları vardı. Rusya kendi donanmasına ihtiyaç duyuyordu. Denizcilik uzmanlığı gerekiyordu. Dünyaya açılan kapısı olabilecek yeni ve önemli bir liman şarttı. Birinci Petro bunları Rusya'ya getirmeyi bir görev edindi. Ve bunu gerçekleştirmek için olağanüstü bir adım attı. ...1697'de 24 yaşındayken Petro krallığını danışmanlarının eline bırakıp Avrupa'da bir yıl geçirmek için ülkeden ayrıldı. Burada denizcilik bilimindeki en son gelişmeleri ve gemi yapımı tekniklerini inceleyecekti. Bu yolculuk Petro'nun büyükelçiliği olarak biliniyordu. Hollanda'da birkaç ay kalırken bir tersanede çalıştı. Sonra 1698'in başlarında Petro ve ekibi Londra'ya geçti. Ve ziyaret ettiği ilk yerlerden biri Greenwich'teki Kraliyet Rasathanesi'ydi. Rasathanede birinci kraliyet astronomu olan John Flamsteed ona etrafı gösterdi. Beraber teleskobu kullanarak Venüs'e baktılar. Ama bu sadece sıradan bir gezi değildi. Petro, Britanya'nın özel olarak yapılmış iki bilimsel araştırma merkezini görmek istiyordu. Petro'nun ilgisini burası kadar çekecek başka bir yer düşünmek çok zor. Burası denizde yön bulmayı geliştirmek için astronomiyi kullanma amacına sahipti. Sonraki aylarda Petro en iyi İngiliz bilimini ve teknolojisini öğrenmeye devam etti. Royal Society'yi, Darphane'yi, Londra Kulesi'ni, Oxford Üniversitesi'ni ve Woolwich Arsenal'daki top dökümhanesini ziyaret etti. Birinci Petro, Londra'da geçirdiği sürede Greenwich'in hemen yanında, nehrin şuradaki kıvrımında bulunan Deptford'da kaldı. Burayı seviyordu. Çünkü tersanelere yakındı ve buradaki çalışmalara katıldığı görülmüştü. Moskova Çarı'nın tersanedeki diğer işçiler kadar sıkı çalıştığı söyleniyordu. Ama Petro sıradan bir tersane işçisi değildi. Kral 3. William'ın özel konuğuydu ve kral ona özel bir hediye söz vermişti. Bu en büyük oyuncaktı. Royal Transport adında modern ve yüksek hızlı bir gemi. Birkaç İngiliz kraliyet yatından biri olan tekne açık bir rüşvetti. William, Rusya'yı karlı bir potansiyel ticaret ortağı olarak görüyordu. Petro kısa süre sonra geminin tasarımcısı olan Carmart Marquis ile arkadaş oldu. Gemiyi tasarlayan bu adamla Petro içki arkadaşları olmuştu, öyle değil mi? Sanırım ikisi gerçekten kafa dengiydi.
Çok yakın arkadaş oldular ve Petro'nun ziyareti sırasında birlikte çok vakit geçirdiler. İçki de bunun büyük bir parçasıydı. Evet, sanırım en sevdikleri içkinin ne olduğunu biliyoruz. Biberli brandy. Bu ilginç bir fikir. Kesinlikle. Tadı nasılmış bir bakalım. Sanırım İngilizlerin içme konusunda Ruslara fazla bir şey öğretemeyeceğini söyleyebiliriz. Ama aynı zamanda Petro'ya bu içkiyi tanıtan Carmartin'di. Yani bu Deptford'daki tersane işçilerinin özel içkisi. Kesinlikle. Ve birinci Petro da bunu seviyordu. Evet. Pekala. Biberli brandy. Ah, berbat bir şey. Bu gerçekten hiç güzel değil. Ah, onu yutmayı başardın. Aslında beklediğim kadar kötü değil. Petro ve arkadaşları Londra'dayken nehirde Deptford'da kalıyorlardı ve içkiden başka kötü huyları da vardı sanırım. Kesinlikle öyle. Kaldıkları yerin hizmetçilerinden biri onları çok kaba davranan insanlar olarak tanımlamıştı. Kaldıkları yeri tamamen dağıtmışlardı. Tabloları ve resimleri hedef tahtası olarak kullanmışlar. Bütün sandalyeleri şöminede yakmışlar, mobilyaları mahvetmişler ve yatakları parçalamışlar. Petro'nun nehre daha kolay ulaşması için duvarda bir delik açmışlar. Ve el arabalarına oturup çalışanların etrafında yarışlar yapmışlar. Bunun sebebi daha önce el arabası görmemiş olmaları olabilir mi? Evet, aynen öyle. El arabaları onlar için tamamen yeniydi ve bunu harika bir eğlence olarak görmüşler. Petro zıtlıklarla dolu biri gibi görünmeye başlamış, öyle değil mi? Bence de. Bir tarafta bilimsel meraklarını görürken, diğer tarafta tam bir deli gibi davrandığını anlıyoruz. Petro Avrupa'da geçirdiği bir yıl içinde sadece bir kraliyet yatı elde etmedi. Aynı zamanda birkaç gemiyi dolduracak kadar çok en son denizcilik ekipmanlarını satın aldı. Kim bilir, Deptford'da geçirdiği güzel zamanların anısına birkaç el arabası da almıştır. Avrupalı gemicileri ve denizcileri işe aldı. Onların uzmanlıklarını Rusya'ya getirip kendisine ve çevresindekilere Hollanda'da ve İngiltere'de öğrendikleri yetenekleri göstermelerini istiyordu. Petro modern Avrupa şehirlerindeki yaşamı da görmüştü. Vatandaşların nasıl davrandığına, nerede yaşadıklarına, nasıl giyindiklerine şahit olmuştu. Batıl inançlara sahip ve muhafazakar ülkesindeki zıtlık bundan daha açık olamazdı. Ve sanki bunun altını çizermişçesine Ağustos 1698'de aceleyle Moskova'ya dönmek zorunda kaldı. Saray muhafızları yine isyan etmişti. İsyan kısa sürede bastırılırken bu sefer anlaşmaya da taviz yoktu. Petro intikamında çok acımasızdı. Binden fazla muhafızını astırdı ya da kellesini aldı. Yüzlercesi işkence gördü, kırbaçlandı ve sürüldü. Rusça'da Streltsi olarak bilinen muhafızların kaderi, 19. yüzyılın en büyük Rus tarih ressamlarından olan Vasili Surikon tarafından bu tabloda tasvir edilmiş. Bu, Streltsilerin idam edildiği sabah Kızıl Meydan. Onların hangileri olduğu hemen belli oluyor. Çünkü çok uzun sakalları var. Ve sadece gömlekle kalmışlar çünkü üniformaları üzerlerinden çıkarılmış. Ve her biri ufak bir mum tutuyor. Hayat ışığının birazdan sönmek üzere olduğunu gösteren mumlar. Buradaki diğer insanlar ki büyük bir kalabalık söz konusu, onların aileleri. Bu muhafızın eşi kucağına uzanıp ağlıyor ve bu dizinde ağlayan da onun küçük oğlu olmalı. Burada çok büyük bir acı var. Buna birinin acıyacağını düşünebilirsiniz ama hayır. İşte patron burada, birinci Petro ve acımasız görünüyor. Ona baksanıza. Onların arka taraftaki dar ağaçlarına gideceğini söylüyor. Ve Petro'nun bu kadar acımasız davranmasının sebebi, geçmişte ağlayan çocuğun kendisi olmasıydı. Bu adamlar, Petro'nun amcalarını öldürmüştü.
Ama bu resmin gerçek mesajı şu. Streltsy eski Rusya'yı temsil ediyor. Kirli, bozuk ve batıl inançlarla dolular. Peto da bir değişim rüzgarı. Bütün bunları ortadan kaldıracak. Petro'nun bir sonraki hamlesi, hükümdarlığının geride kalan muhaliflerini ortadan kaldırmaktı. İsyanın, aynı babadan olan kız kardeşi Sofya tarafından yönetildiğine inanıyordu. Sofya'yı öldürtmedi. Ama neredeyse ona yakın bir şey yaptı. Onu bir rahibe olmaya zorlayarak, hayatının geri kalanını büyük oranda tek başına geçirmeye mahkum etti. Burada Moskova'daki Novodeviçi Manastırı'nda. Ama Petro en azından başlangıçta Sofya'ya birkaç arkadaş verdi. Streltsy isyancılarının cesetlerini Sofya'nın pencerelerinin önünde sallandırdı. Petro daha sonra Moskova'nın elitleriyle yüzleşti. Bunlar neredeyse 90 yıl önce Romanovları tahta geçirmiş olan insanlardı. Ama Petro onları gerici ve tembel olarak görüyordu. Onların da zamana yetişmelerinin vakti gelmişti. Petro onları modern Avrupalılar gibi davranmaya zorlamanın en iyi yolunun modern Avrupalılar gibi görünmelerini sağlamak olduğuna karar verdi. Bu güzel öyle değil mi? Çar havası var, tüylü, biraz da kadife. Evet, çok güzel. Bunun ne kadar devrimsel olduğunu görmek için Moskova'daki ünlü Mos Film stüdyolarına geldim. Pek çok tarihi film burada çekildi. Ve ben büyük kostüm bölümüne hayran olurken çevirmenimiz Misha, Petro'nun yeni kıyafet kurallarının ne anlama geldiğini göstermek için bazı geleneksel Rus kıyafetlerine modellik yapmaya gönüllü oldu. Misha, uzun zamandır içeridesin, hazır mısın? Sanırım hazırım. O zaman bir bakalım. Aa, şuraya bakın, dışarı çık. Aha, harika, çar gibi olmuşsun. Öyleyim. 17. yüzyıla göre giyinmişsin. Moskova kışlarında üşüyeceğini sanmıyorum. Kesinlikle. Peki kıyafet rahat mı? Hareket edebiliyor musun? Elbette rahat ve pratik. Çünkü insanlar böyle giyiniyordu. Evet. Ayrıca bu pek de Avrupa tarzı sayılmaz değil mi? Botlarına bakalım. Biraz doğu havası olabilir. Seksi. Çok öyle güzel. Mi? Teşekkür evet. ederim. Sana bakınca bir doğu havası olduğunu sezinliyorum. Eski Rusya tarzı diyebilirim. Evet, eski Rus tarzı. Doğu sayılmaz. Evet. Biraz doğu etkisi olabilir. Pek çok eski Rus mimari eserinde olduğu gibi. Bu mümkün. Evet. Yani kıyafetlerde bunu yansıtıyor olabilir. Evet. Evet. Yani 17. yüzyılın sonunda 1. Petro geldi ve tebaasının artık böyle giyinmesini istemiyordu. Onların Avrupalılar gibi Kesinlikle. Giyinmesini istiyordu. Ve gitmesi gereken ilk şey de, özür dilerim. Yapma. Çünkü her yaşlı Rus için sakal gerekiyor. Evet, her yaş Rus için bir çok şey önemli, evet. Evet. Çok dini bir şey. Evet. O zamanlarda sakalı olmayan bir erkeğin çıplak olduğunu söylüyorlardı. İnanabiliyor musun? Ama Petro Avrupa'ya gittiğinde bütün oturaşlı insanları görmüştü. Ve tebaasının sakaldan kurtulmasının çok önemli olduğunu düşündü. Sakalları kökünden kopardığına dair hikayeler var, bu mümkün Elbette mü? Elbette deneyebilirsin. Onları koparmadığını düşünüyorum. Ama efsaneye göre bir baltayla kesmiş. Aslında sakalından kurtulmanın sırrını biliyorum. Hazır mısın Misha? Bilmiyorum. Hadi erkek gibi davran. Korkuyorum, korkuyorum. Gülüyorsun. Evet, hala bir bıyığım var. Hayır, fena değil. Yok. Olamaz. Hayır, evet. Yapma bunu. Şimdi yüzünü Avrupalı hale getirdik. Birinci Petro kıyafetlerini de değiştirmek isterdi, öyle değil mi? Evet, sadece sakalla kalmadı. Her şeyi değiştirdi, her şeyi. Hadi o zaman, tekrar kabine. Tatam. Çok güzel, muhteşem. Aa, harika. Tamamen Avrupalı oldun. Şimdi ayakkabılarının karlı düzlüklerde yürümekten çok dans etmeye uygun olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle haklısın. Bunlar kar için berbat.
Ayaklarım donardı. Peki bir Rus soylusu olarak nasıl hissediyorsun? Kesinlikle mutlu değilim. Çünkü sıcak Rus kıyafetlerime alışkınım. Onları seviyorum. Evet. Dolaşabileceğim kıyafetler. Kar altındayken. Karların içinde, hiçbir şey yapmadan. Yüzlerce askerime emirler vererek. Hiçbir şey yapmadan. Düşünsene. Çenen biraz üşüyor mu peki? Yüzüm çıplak kaldı Lucy. Ve 18. yüzyılın başındaki bir soylu olarak bu konuda neler yapabilirdin? Bir soylunun hiçbir seçeneği yoktu. Rahip sınıfı ve tarlalarda çalışanlar, yani o zamanlar köylüler denen insanlar, hala sakala sahipti. Sakalları için para ödüyorlardı. Burada küçük bir nişan, işaret vardı. Sakal vergisini ödediğimi gösteriyor. Bu nişanı boynunuza takıp parayı ödediğinizi gösterdiğinizde gururlu Rus sakalınızı korumuş olurdunuz. Bunlar yaşandı. Garip geliyor ama doğru. Üzerinde küçük bir sakal var. Şuna bakın. Sakal vergini ödediğine göre sanırım sana bir şey borçluyum. Sakalını geri alabilirsin. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sakalının keyfini çıkar. Kesinlikle. Ve bütün bunlar kadınlar için de geçerliydi. Ama kadınların erkeklere göre zarif Avrupalı kıyafetleri giymekten keyif aldığı söyleniyordu. Petro'nun eski Moskova adetlerini ortadan kaldırma çabası başkentin başını döndürmüştü. Ama Çar o ana kadarki en cesur hareketinin planını yapıyordu. 1703'te Petro eşyasını topladı ve yine Moskova'dan ayrıldı. Sayın yolcular, lütfen biletlerinizi kontrol için hazırlayın ve anonslara kulak verin. Petro, batıya Finlandiya körfezine yani Baltık denizine açılan bir kapı için batıya askeri bir hareket düzenliyordu. Bu hızlı trende yolculuk 4 saatten kısa sürüyor. Ama at sırtında Petro'nun haftalarını almıştı. Az bilinen topraklarda ilerliyordu. Birkaç ücra balıkçı kasabasına sahip bataklık araziler. En tehlikeli olan şey de bu topraklar üzerinde İsveç'in hak iddia etmesiydi. Baltık bölgesindeki en güçlü ülke. Petro, Neva Nehri kıyılarına ulaştığında bu harekatın amacı açık hale geldi. Petro, denize açılma kapısını açmıştı. Yani denizci Rusya için bir başlangıç noktası. Efsaneye göre 1. Petro burada bir yerde atından inerek burada bir şehir olacak demişti. Neyse ki konuşurken üzerinde dolaşan bir kartal vardı ve bunu daha da efsanevi bir hikaye haline getirdi. Ve Petro halkı üzerinde firavunlardakine benzer bir güce sahipti. Serflerini, soyluları, hatta doğayı iradesiyle dize getirebiliyordu. Yani ürkütücü bir hızla, sivrisineklerle dolu bir bataklığı, şimdiki gibi harika bir şehre dönüştürdü. Petro bu şehre Saint Petersburg adını verdi. Ve burası Romanov Hanedanı'nın evi olarak 200 yıldan uzun süre boyunca Moskova'yı gölgede bırakacaktı. Petro'nun yaptırdığı ilk bina Peter ve Paul Kalesi'ydi. Saint Petersburg başlangıçta bir askeri üstü. Çünkü Petro İsveç'e savaş ilan etmişti. Zamanlama uygun görünüyordu. İsveç'in yeni ve genç bir kralı vardı. 12. Charles. Ve Petro, Rusya'dan bir Baltık gücü yaratmak için Charles'ın deneyimsizliğinden faydalanmayı umuyordu.
Sanırım genç 12. Charles'ın ünlü atalarından daha kolay bir hedef olabileceğine dair bir düşünce vardı. Ama bu yine de hala riskli bir projeydi. İsveç'in gerilemekte olan bir güç olduğuna dair hiçbir işaret yoktu. Ve elbette İsveç'in arkasında büyük bir avantaj olarak en sağlam uluslararası kuvvet olan 14. Louis'nin diplomatik gücü bulunuyordu. İsveçliler diplomaside Fransızlara bağlıydı. Yani bu kesinlikle riskli bir meseleydi. İsveç'le savaş, Petro'ya belki de en uzun süredir sahip olduğu hayali gerçekleştirme fırsatı vermişti. Baltık Denizi'ne kolayca ulaşım imkanı veren St. Petersburg, Petro'nun bir sonraki büyük projesi için üs haline geldi. Bir donanma yapmak. Merhaba, siz Kaptan Vladimir misiniz? Merhaba, Standart'a hoş geldin. Ah, teşekkür ederim. Yardım edeyim. Standart çok güzel bir gemi. Çok teşekkür ederim. Bu taraftan. Ah, teşekkürler. Evet, bir bakalım. Silahlar, toplar, halatlar. Bu, 1. Petro'nun sancak gemisi olan Fırkateyn. Onun göz bebeği olan Standart'ın bir kopyası. Petro orijinal gemide 1703'te denize açıldı. Gemi 3. William'ın ona verdiği İngiliz gemisi Royal Transport model alınarak yapılmıştı. Demir almaya hazır olun. Standart, Petro'nun sadece 5 ayda yaptırdığı 10 geminin en büyüğüydü. İsveç'le olan savaş kızışırken donanmanın büyük bir hızla yapılması gerekiyordu. Çok cesur. Ah, fantastik Rusça nasıl söylerim? Fantastik. Fantastik. Petro'nun Amsterdam ve Londra'daki tersanelerde geçirdiği zaman artık işe yarıyordu. Buraya getirttiği Hollandalı ve İngiliz uzmanları, büyükelçilik yolculuğu sırasında gemi yapımını öğrenen Ruslarla beraber çalıştırmaya başladı. Hepsinden önemlisi muhtemelen Petro'nun bizzat işin içinde olması sayesinde Standart çok kısa sürede tamamlandı. Ortadan gideriz. Emredersiniz Kaptan Vladimir. Petro'nun yeni ve test edilmemiş donanması İsveç Calut'u karşısında Davut gibi olacaktı. Standart'ın bütün İsveç gemilerinden daha güçlü ve iyi manevra yapabilir olması gerekiyordu. Kaptan Vladimir, Standart 1703'te tamamlandığında son teknoloji ürünü olan bir gemi miydi acaba? O zamanlar için dümen dolabı tekerleği çok gelişmiş bir yenilikti. Bu dümen kontrolü 1700-1701 yılında gelmişti. Çok kısa bir zaman. 1703'te Rus donanması gemilerin manevra kabiliyetini ve kontrolünü çok artıran bu dümen tekerleriyle donatıldı. Yani bu çok özel bir şeydi. Ve toplar da son derece güçlüydü. Neredeyse 3 kiloluk toplar vardı ve bu boyda bir gemi için bunlar oldukça güçlüydü. Evet. 1. Petro ve mürettebatı denizdeyken ortam nasıldı? Burada kimler vardı? Neler oluyordu? 150 kişi, 28 top. Top başına 4 kişi. Topların yanında duruyorlardı. Evet. Ve yelkencilerin bütün yelkenleri aynı anda açması gerekiyordu. Yani savaşta manevra yaparken yelkenciler seren uçlarını tutmak, yelkenleri çekmek, açmak için halatların yanında duruyordu. Petro yeni gemilerinin ve mürettebatının İsveçlilere kötü bir sürpriz yaşatacağına dair kumar oynuyordu ve bu sürprizi yaşattılar. Kaldırıya hazır olun. Standart kısa sürede çatışmaya girdi. Finlandiya körfezindeki Rus donanma üssü Kronşitat'ı korurken İsveç gemileriyle savaştı. Sonraki 6 yılda Büyük Kuzey Savaşı olarak bilinecek çatışmalarda Petro Baltık bölgesindeki yerini sağlamlaştırmak için kara ve deniz güçlerini kullandı. Ve birkaç kez savaşta askerlerine önderlik etti. Ona hayran mısın?
O benim kahramanım. Ve bunun nedeni de kendinden çok ülkesini düşünmüş olmasıydı. Kendi zenginliği çok önemli değildi. Hayatında açık bir hedefi, bir amacı vardı. Büyük Kuzey Savaşı 20 yıl sürerken ilk yıllarda Petro gerçek anlamda sınandı. İsveç Kralı 12. Charles, küçük olsa da çok sağlam bir askeri lider olduğunu kanıtlamıştı. Charles kafasını savaşa yoruyordu. En büyük tutkusu savaştı. Petro da savaşla ilgiliydi. Ve Petro'nun yaptığı bütün reformların sebebinin aslında savaşla ilgisi olduğuna dair bir fikir vardı. Yani savaşa büyük ilgi duyan, uluslararası ilişkilere dair derin düşünceleri olan iki karakter karşı karşıya gelince, tabii ki çatışma da muhtemelen kaçınılmazdı. Savaşın uzun sürmesine rağmen Petro'nun Charles'la olan en kritik muharebesi 1709 gibi erken bir tarihte yaşandı. Ve bu denizde değil, karanın yüzlerce kilometre içinde Ukrayna'daki Poltava'daydı. Muharebenin acımasızlığı St. Petersburg'daki bu 18. yüzyıl duvar resminde anlatılıyor. Yaklaşınca bunun bir mozaik olduğunu anlıyorsunuz. Binlerce minik renkli cam parçası. Mikhail Lomonosov isimli bir sanatçı ve bilim insanı tarafından zahmetli bir şekilde buraya yerleştirilmiş. İşte birinci Petro kendine özgü aslan yelesi saç stiliyle kılıcını çekmiş ve İsveçlilerin kafalarını kesmeye hazır. 1709'da olduğu gibi askerlerine liderlik ediyor. Diğer taraftaki lider ise İsveç Kralı 12. Charles. İşte burada. Bir tahtrevanda, çünkü muharebeden önce ayağından yaralanmış. Ayrıca onun Petro'nun görüntüsünden çok ama çok daha ufak olduğunu fark edebilirsiniz. Ve bu ufak sahnede kana susamış bir Rus beyaz dişlerini gösterirken bu zavallı İsveçliyi kılıcıyla deşmek üzere. Bu Ruslar için çok kritik ve önemli bir zaferdi. Ama sadece cesaretleri sayesinde değil, İsveçlilerden daha kalabalık olmaları sayesinde kazanmışlardı. Poltava, Petro için çok önemli bir muharebeydi. Çünkü Rusya'nın İsveç'e üstünlük sağlayarak Baltık Avrupa'sında baskın güç olmasını getirdi. St. Petersburg artık güven içindeydi. Ve 1712'de Poltava'daki zaferden sadece 3 yıl sonra Petro St. Petersburg'u Rusya'nın yeni başkenti ilan etti. Şehir ilk 10 yılda hızlı bir şekilde büyüdü. Çok sayıda soylu ve zengin vatandaş Moskova'dan buraya getirtildi. Seçenekleri yoktu. Bunu Petro istemişti. Kanalları ve taş binalarıyla Venedik'i ya da Amsterdam'ı andıran St. Petersburg, yabancı misafirlere Petro'nun modern Avrupa'yı Rusya hayalini sunuyordu. Canlı bir ticaret ve akılcı düzenle dolu bir yer. Ama ironik olan şuydu. Şehir sadece Petro'nun otoriter ve despotik güçleri yüzünden ortaya çıkmıştı. Ve de Petro'nun güçlendirdiği orta çağ uygulaması olan sertlik sayesinde. Bu yeni başkentin inşasında binlerce serf ve zorla çalıştırılan işçi öldü. St. Petersburg'un insan kemikleri üzerinde yükselmiş bir şehir olduğu ünlü bir ifadedir. Ve bu şehri kurmak için olağanüstü bir çabanın gerektiğine ise hiç şüphe yok. Çünkü arazinin çoğu inşaat için uygunsuzdu, bir bataklıktı. İklim çok sertti, yer çok nemliydi. Yani Petro'nun istediği şeyin başarılması için devlet, askerler ve köylüler tarafından büyük bir çaba harcanması gerekmişti.
St. Petersburg büyük bir insan kalbiyle inşa edildi. Öyle ki buna değip değmeyeceğine tartışmak neredeyse yakışıksız bir durum. Kaç kişinin öldüğünü bilmiyoruz, 100.000 kişi olabilir. Ama St. Petersburg'un inşasında her yıl 40.000 köylünün işe alındığını biliyoruz. Bazıları buraya gelmemiş olabilir, gelmeden önce kaçmış ya da St. Petersburg'dayken ormana kaçmış olabilirler. Ama şehrin nüfusu çok yavaş artıyordu. Yani bu köylülerin pek çoğunun ölmüş olduğunu varsayabiliriz. Petro'nun acımasızlığı saray kapılarıyla sınırlı kalmadı. İlk eşi olan Evdokya'dan sıkıldığında onu Moskova'daki manastıra gönderdi. Büyük içki ve cüce soytarı merakıyla Evdokya'nın yerine geçen Katerina, Petro için çok daha uygundu. Petro'nun en büyük oğlu ve meşru varisi Alexei, daha zorlu bir sorun ortaya çıkarıyordu. 20'li yaşlarına gelen Alexei, babasının adımlarını izleyemeyecek ve bununla ilgilenmeyecek biri gibi görülüyordu. Petro, Alexei'ye son bir şans vermek istiyordu. Ona nasihatlerle dolu bir mektup yazıp ondan kendini toparlamasını istedi. Ve Alexei bunu yapmazsa Petro'nun bir tehdidi söz konusuydu. Seni kangren olmuş bir uzuv gibi kesip atarım. Ülkeme hizmet için kendime bile acımadım. Sana neden acıyım ki? ...1716'da zavallı Alexei Viyana'ya kaçtı. Petro öfkelenmişti. Bir komplodan şüpheleniyordu. Bazı soyluların İsveç'e tek taraflı savaş açmasından... ...ve sarayı St. Petersburg'a taşımasından hiç hoşlanmadığını biliyordu. Acaba oğlunun etrafında toplanabilirler miydi? Petro Alexei'yi St. Petersburg'a dönmesi için kandırdı. Ona merhamet göstereceğini söylüyordu. Ama geldiğinde onu hapse attırdı. Kalede Alexei işkence altında sorgulandı. Kırbaçlandı ve bütün sırtı kan içindeyken herkesin yapacağı gibi bir itirafta bulundu. Babasına karşı komplo kurduğunu söyledi. Bir mahkeme onu ölüme mahkum ederken, idamdan önce Alexei gizemli bir şekilde ölmüş olarak bulundu. Bazıları bunun işkence yüzünden olduğunu söylerken, diğerleri Petro'nun oğlunu herkesin önünde idam ettirme utancından kurtulmak için onu zehirlettiğine inanıyordu. Her gün öğle saatinde Peter ve Paul Kalesi'nde bir top ateşleniyor. Bu gelenek St. Petersburg'un ilk günlerine kadar uzanmakta. O zamanlar sel uyarıları ya da önemli devlet olayları için top atışları yapılıyordu. 1725'te 1. Petro bu sesi son kez duydu. Evet hazır. 1, 2, 3, ateş! Hastalandı ve 8 Şubat'ta öldü. Yapılan otopside Petro'nun idrar kesesinde kangren olduğu tespit edildi. Sadece 52 yaşındaydı. Rusya bir çardan daha fazlasını kaybetmişti. Sadece 3 yıl önce Baltık fetihlerinde Petro İmparator ilan edilmişti. Rusya İmparatorluğu Romanov Hanedanı kadar yaşayacaktı. Rusya, Romanov iktidarında 100 yıldan biraz uzun bir süre içinde olağanüstü bir dönüşüm yaşadı. 1. Mikail savaştan bitap düşmüş ve geri kalmış bir taşra ülkesinde başa geçerken
O ve oğlu Alexei mutlak güçlerini istikrar ve devamlılık getirmek için kullandı. Ama 1. Petro sınırsız bir ileri görüşlülüğe sahip olmayıp yoluna çıkan bütün engelleri aşmasaydı Rusya silik ve geri kalmış bir ülke olmaya devam ederdi. Ülkesine yeni bir donanma, bir başkent, bir imparatorluk ve en önemlisi bir gelecek verdi. Petro Rusya'yı yeniden yarattı ve bu yüzden ona Büyük Petro diyorlar. Petro'nun ölümünden yarım yüzyıl sonra Sankt Petersburg'da onun anısına bu heykel dikildi. Heykel Fransız bir heykeltıraş tarafından tasarlanmış olsa da yüzünü ölüm anında çıkarılan maskeyi temel alarak 18 yaşındaki kadın asistanı meydana getirdi. Bronz atının üzerinde durduğu bu kocaman granit kayanın insan eliyle taşınmış en büyük taş olduğu söyleniyor. Bunu taşırken kırılan omurgaları ve ezilen uzuvları düşünmek hiç de zor değil. Ama belki de bu Petro için uygun bir sahneydi. Birinci Petro'nun bütün başarılarına rağmen sanırım ona sempati duymak çok zor. Rusya'yı büyük bir hız ve güçlü modern dünyanın içine sürüklemiş olabilir. Ama bunu merhamet göstermeden ve bazen de büyük bir zalimlikle yaptı. Halkı için bu kadar çok çalışırken onlara bu kadar az merhamet gösteren bir hükümdar bulmak gerçekten de çok zor. Yine de Petro Rusya'yı sonsuza kadar değiştirdi ve gelecekteki Romanov liderlerinin boy ölçüşmesi gereken çıtayı çok yükseğe çekti. Ama bunların bir tanesi hiç çekinmeden Petro kadar güçlü olduğunu iddia edecekti. Onun anısına bu heykeli dikmiş olan kadın. İkinci Katerina, yani diğer adıyla Büyük Katerina. Ama heykelin altında yazan isimlere bakarsanız, Katerina'nın isminin Petro'nun harflerinden biraz daha büyük olduğunu fark edebilirsiniz. Bu onun daha da büyük olduğu anlamına mı geliyor acaba?